Zeynep, ne yapıyorsun? Servis mi bekliyorsun? Konuş. Konuş kızım. Hav hav geliyor, hav hav. Hav hav geliyor, hav hav. Sana gelmesin, gel. Sana gelmesin. Isırır falan. Hiç korkmuyor ki. Korkmuyor musun sen? Sen korkmuyor musun? Yüksek sesle konuş. Birazdan servisin gelecek. Hadi yolun karşısında bekle. Oraya gelecek. O tarafa kızım. Zeynep. Hadi o tarafa. Yollara da su borusu değiştirdiler. Her yeri kazdılar. Yolları mahvettiler. Zeynep. Ne yapıyorsun sen? Şimdi karşı tarafa geçecek misin? Servisin oraya gelecek ama. Kaan da okula gidiyor. Hadi kızım şu karşı tarafa geç. Servis oradan gelecek ya. Hadi. O karşıda bekle. Hadi kızım. Zeynep'in servisi geldi şu anda. Hadi bay bay. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben patates kavurması yapacağım. Patates haşlamıştım. Patates kavurması yapacağım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Zeynep bugün at çiftliğine geziye gitti. Okul gezisine, sınıfça gittiler öğretmeniyle birlikte. Onun gelmesini bekliyorum. Birazdan gelir. Ben de o gelmeden bir patates kavurması yapayım dedim. Böyle çayla falan güzel gider. Çok seviyoruz zaten. Öyle işte. Başlayayım ben hemen. Önce soğanlarımı ben soyup hazırlamıştım. Onları küp küp doğrayacağım. Bol soğanlı yapacağım. Bol soğanlı güzel oluyor. Soğan, sarımsak falan içine doğrayacağım. İki tane soğan doğrayacağım ben. Soğanla, salçayla, biraz baharatla tatlandıracağım. Soğan çok acıymış, gözüm acıdı şu anda. Gözüm yandı. Dünkü attığım video çok beğenildi. Hepinize çok teşekkür ederim yorumlarınızdan dolayı.
elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha işte gelişme aşamasındayım. Daha yeniyim. Acemiliklerim mutlaka olacaktır. Ben de farkındayım. Ben de görüyorum bazı acemiliklerimi. Şimdi bir tane de yeşil biber doğrayacağım. Böyle küçük küçük doğrayacağım. Kahvaltıya falan çok güzel bir değişik bir tarif. Böyle ikindi kahvaltısı için de çok uygun. Misafire yapanlar bile ben biliyorum. Misafire yapanlar da var. Kapya biber bir tane doğrayacağım. Hatta bir tane değil, yarısını ben doğrayayım. Çayla, yayla çorbasıyla, mercimek çorbasıyla. Yani bütün çorba çeşitleriyle çok güzel gider. Çok güzel bir alternatif. Hem kolay. Yapımı kolay, yemesi lezzetli. Genelde böyle şeyler bizim Aksaray'da yapılıyor. Çok fazla dışarıdaki insanların bildiğini zannetmiyorum. Birkaç dişte sarımsak doğrayacağım. Memleketimize has, memleketimize özel birçok yemeklerimiz var. Bunları zamanla size tanıtacağım. Ben mutfağa yöneldim. İşten ayrıldıktan sonra, evde Zeynep'in doğumundan sonra bakıcıya bırakıp çalışmak içime sinmediği için kendim evde bakmayı tercih ettim. İşi bıraktıktan sonra evde kaldım. Evde kalınca mutfağa sardım. Mutfak ilgimi çok çekmeye başladı. Yani sürekli mutfakta bir şeyler yapmayı istiyordum. Sürekli araştırıyordum. Hatta yemek kursuna falan da gitmeyi düşünüyorum. Seneye falan da olabilir yemek kursu. Yani aşçılık kursuna gitmeyi düşünüyorum. Bayağı bir heveslendim ben. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bu benim yeni acemi hallerim daha. Geliştireceğim tabii. Yani seviyorum mutfakta uğraşmayı. Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sürekli evdeyim zaten. Evi temizlerim, derlerim, toplarım, düzenlerim. Mutfakta pişiririm. Yani bu böyle yaşam tarzım böyle, bu şekilde. Genelde evin içinde bir hayatım var. Tekrar işe başlamayı düşünüyordum ama bu sene başlayacaktım. Zeynep istemedi işe gitmemi. Okulda öğretmenine de söylemiş, annem işe başlayacak diye okulda öğretmenine şey yapmış. Biraz konuşma yapmış, öğretmeni benimle konuştu. Dedim Zeynep için hadi bu sene de çalışmayayım dedim. Artık bekliyoruz bakalım Zeynep Hanım ne zaman bize çalışmak için müsaade edecek, orasını da bilmiyorum. Ben turizm otelcilik mezunuyum. Ürgüp Türem Özdemir Baykal Turizm Eğitim Merkezi mezunuyum. Yıllardır çalışıyorum. Turizm sektöründeyim. Antalya Manavgat'ta yaşıyorum. Mesleğim kaç şefliği. Çok severek de yapıyorum. Çok eğlenceli bir sektör. Çok yorucu bir sektör. Eğlenceli tarafı da var, yorucu tarafı da var. Seviyordum ben çalışmayı. Hala da seviyorum. Tekrar mesleğime dönmek istiyorum da, dönebilirim de her an. Dediğim gibi bu yıl düşünecektim, düşünüyordum, çalışacaktım. Zeynep böyle böyle durumları olunca, hani istemedi. Kendisi de okula gidiyor ama benim çalışmamı istemedi işte. Öğretmenine falan söyleyince ben de bu sene de bekleyeyim Zeynep'i dedim. Şimdi ben doğradığım malzemelerimi ocağıma alıyorum. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Biraz sıvıya. Bunlar ben göz kararı koyuyorum. 2 kaşık sıvıya, 2 yemek kaşığı zeytinyağı da olabilir. Tereyağı da güzel yakışır. Patatese tereyağı zaten çok güzel olur. Bu ısınıp karışana
şey yapana kadar, kavrulana kadar patateslerimi doğrayayım. Yani yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar kullandım yağı. Şimdi patateslerimi doğrayayım ben kavrulana kadar. Patateslerimi küp küp doğrayacağım. Ben ezmeden yapacağım. Çünkü ben böyle küp küp daha güzel olduğunu düşünüyorum. Normalde bu ilk haşlandığı zaman püre halinde ezilerek de kavruluyor. Çok güzel olur. Poğaçası, böreği çok güzel olur. Acayip lezzetli olur. Ama ben kavuracağım için tavada. O yüzden küp küp doğrayacağım. Zaten hemen olacak bir şey bu. Fazla uzun sürmüyor. Evet, patateslerimi doğramaya devam ediyorum. Kendi videolarımı izlerken ekran küçük oluyor. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Onu çözmek istiyorum. Küçük ekranda çıkıyor. Onun farkındayım. Son patatesimizi de doğrayacağım. Baharatlarımı da hazırladım. Çok az bir şeyi salça koymayı düşünüyorum. Çok az. Evet, soğanlarım kavruldu. Sarımsak, soğan, kırmızı kapya biber, bir tane de yeşil biber. Şu anda kavruldular. Ben hemen birazcık salça getirip içine ilave edeceğim. Çok az bir şey. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığının ucunda bu şekilde kadar yeter. Biraz kavrulsun. Zeynep ıslak kek istedi benden. Bir gün de ıslak kek yapalım. Sabah okula giderken diyordu anneciğim ıslak kek yapalım mı diye. Bir gün de ıslak kek yapalım. Tatil günü olabilir Zeynep evdeyken. Ben birazcık daha yağ ilave etmek istiyorum. Biraz sanki az oldu. Bu şekilde kavruldu. Soğan ve salça kavrulma kokusuna bayılıyorum. Gerçekten şu an mutfak mis gibi koktu. Soğan ve sarımsak kokusu, salça kokusu müthiş bir üçlüdür. Yani ekmeği böyle yap, içine bir yumurta kır, otur çayla ye. O derecede şu an görüntü öyle. İçine iki yumurta kıracağım. Böyle ekmeği bana yiyeceğim. Yani görüntü bu. Tam benim acıkma saatim ya. Aklımdan bir sürü yemek geçiyor şu anda. Bütün yemekleri canım istiyor. Patatesim de burada. Birazdan ikilisini alacağım. Ben patatesleri içerisine ilave ettim. Şimdi baharatlarını alacağım. Baharatlarımız kırmızı pul biber, nane, karabiber ve tuz ekliyorum. Ve bunları bu şekilde karıştıracağım. Böyle ocağın üstüne tekrar alayım. Tek elimle karıştıramıyorum ama. Gerçekten çok
Of, güzel koktu. Bu böyle kavrulacak. Yakın zamanda canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bir artık 85 abone olmuşuz. Bir canlı yayın açıp kendimizi daha iyi tanıtalım. Teşekkürlerimizi sunalım istiyoruz Zeynep'le. Zeynep daha çok istiyor zaten. Zeynep konuşmayı çok seviyor. Evet evet canlı yayın açalım anne, çok güzel olur diyor. Şu anda kavruluyor. Bu şekilde. Ben burada günlük yaptığım yemekleri, çocuklarıma yaptığım kekleri, pastaları, kurabiyeleri paylaşıyorum. Takip ettiğiniz için, destek verdiğiniz için, yorumlarınız için, fikirleriniz için, önerileriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Canım ailemsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Çok değerlisiniz. Desteklerinizi hiçbir zaman eksik etmediniz. Bunun farkındayım. Bunun bilincindeyim. Yanımda olduğunuzu hissettiriyorsunuz bana. Ve bu bana çok güç veriyor, destek veriyor. Aile olmak böyle bir şey. Aile olmak zaten her zaman iyisiyle de kötüsüyle de insanın birinin yanında olması. Bir aile desteği çok önemli. Hep pes etmek üzereyken sizler beni tekrardan teşvik ettiniz. Böyle devam et, zamanla olur diyerekten bu şekilde devam etmeye karar aldım. Anneme, kız kardeşime, teyzelerime, kuzenlerime, beni takip eden herkese, komşularıma, arkadaşlarıma, dostlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Kanalımı izlemekte ve takip etmeye devam etsinler. Geliştikçe, alıştıkça daha farklı şeyler olacak. Ben kafamda bir sürü şeyler planlıyorum. Bunların hepsini inşallah yapacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. Tek sade yemekle de kalmayacak. Yani bazı planlarım var, projelerim var. İnşallah onları da yerine getireceğim. Sayfamda sadece yemek olsun da istemiyorum. Yemeği seviyorum, yemek yapmayı seviyorum. Evet, yemek de yapacağım tabii ki. Onları da paylaşacağım. Ama farklı şeyler de düşünüyorum. İnşallah zamanla bu istediklerim, düşüncelerim yerine geçer. Sizin sayenizde olacak, sizin desteklerinizde olacak. Ailemsiniz, canımsınız. Bana destek verdiniz her zaman. Ne zaman umudum kırılsa, annem, teyzelerim, kuzenlerim, arkadaşlarım, komşularım, dostlarım, demin de dediğim gibi, saydığım gibi, hepsi bana moral verdiler, destek verdiler. Hepsi bir anda olmaz, sabret, devam et dediler. Şu anda kızlarım ve ailem için, sizler için devam edeceğim. Arkadaşlarım, eşim, dostum, komşularım, herkes için. Bana destek veren, yaparsın, pes etme diyen herkes için devam edeceğim. Şu anda elim titriyor. Duygusallaştım. Çok duygusallaştım. Bu arada Zeynep'in yatağını bu şekilde süsledim. Geldiği zaman çok mutlu olacak. Elif yatağında bir şey istemiyor. O yüzden onun yatağını süsleyemiyorum. Ama Zeynep benim süsü çok sever. Öyle giyinsin, süslensin, takılar tokalar taksın, çok seviyor. Geldiğinde mutlu olacak. Bu şekilde bu. Bu kırlentleri ben kendim yaptım. Kullanmadığım yastıklar vardı. Bu kırlentleri de annem vermişti bana. Annem kendini almış, kullanmıyordu. Dedi götürsen kullan. Ben eski kullanmadığım yastıklar vardı. Onların içindeki yünlerle bunları bu şekilde yaptım. Güzel olmuş mu? Daha da yapmayı planlıyorum. Daha da çok eve süsler yapmayı planlıyorum bu şekilde. Ben böyle süsler, düzenlemeler yaptıkça sizinle de paylaşacağım. Bunu da bu şekilde yaptım. Yazın köydeyken
bunları topladık biz. Sonra ben bunları kuruttum. Böyle doğal kalsın diye boyamadım. Bunlar da böyle dikenler. Bunları da bu şekilde boyadım. Böyle eve süs yaptım. Çok da güzel durdu. Çok da beğendim. Bu da böyle gene buğday. Bunu da böyle yeşilken topladı annem benim için. İstemiştim. Bu şekilde yaptım. Böyle eve süs olsun diye. Bu da anneciğimin turşu bidonuydu. Anne dedim ben bunu vazo yapacağım dedim. E tamam kızım dedi, yap hadi dedi. Sonra bunlar kuruyunca bu annemin turşu bidonunu vazo yaptım kendime. Tam ben köydeyken davetiye geldi. Ben bunları yaparken davetiyenin kurdelesini de böyle bu şekilde çıkardım, buraya taktım. Çok güzel oldu. Herkes çok beğendi. Bu şekilde. Daha kendimi geliştirip çok şeyler yapacağım. Tabii fikir aldığım, yani birisini de görmüştüm ben de. Çok beğenmiştim. Böyle süs şeylerini o da çok güzel yapıyor. Ben de dedim yapacağım. Yaptım, bu şekilde oldu. Diğeri de bu. Onu da şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bunu da böyle bu şekilde. Bu da diken oluyor. Gangal dikeni diyorlar bizim orada ama başka yerde ne diyorlar bilmiyorum. Bu da vazoydu. Griydi bunun rengi. Bunu beyaza boyadım. Bu şekilde bunları yaptım. Bu gül de kızlarımın gülü. İçine bıraktık. Bu şekilde böyle bir süsüm oldu. Yani bu üçlemeyi yaptım ben. Bu böyle. Bu daha içinde çoktu da bazıları döküldüğü için ben çıkarmak zorunda kaldım. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Nasıl geçti gezin? Güzel. Oo. Çok güzel. Çok eğlen. Hadi gel içeri gel. Ceylan'la kalma. Evet, yemeğimiz hazır. Afiyet olsun bize. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.